tatlı değil mi? Bu gerçekten çok güzel. Ve şu an çok rahatsız edici bir açı. Şu an daha bir okey. Kabım yoktu. Bu çok tatlı. Bunun da bir tanesi böyle. Baby patates. Kitap okumaya balkona çıkayım dedim ve inanılmaz başım ağrıdı. Çok gürültü var. Asma işte kornaya. Kırmızı ışık yanıyor. Ne yapayım? Çok saçma bir yol. Böyle şey evleri seviyorum. Böyle guguk kuşu olacak. Sakin bir mahalle olacak. Saçma sapan bir yer olmayacak falan. Şimdi çok konuşulan Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okuyorum. 82'deyim. Uyuyakalmışım. Devam ediyorum. Yani bu yarın falan bitecek yüksek ihtimal. Çünkü çok sarıyor. Gerçekten çok akıcı bir dil kullanıyor. Güzel. İyi gidiyor. Evet. Şimdi dışarı çıkacağız. Test kitabı bakacağım. Bir de journal şeylere bakacağım. Mr. D. DIY. Nasıl okuyorsanız. Saçlarım kızıl yapmıştım bir dönem. Öyle bir hata yapmıştım. Var var. Zaten çok öyle kalmadım. Bir ay bile durmadım herhalde ben kızıl. Üstüne sanırım kızıldan sonra 2 ya da 3 kere siyaha boyamış olmama rağmen hala şey çok net bir şekilde görünüyor yani bu kızıl. Yani saçınızı kırmızı yapacaksınız, kızıl yapacaksınız kesinlikle 10 kere düşünün. Çünkü gitmiyor. Parlaması tabii ki rahatsız ediyor ama boyamayacağım. Artık saçlarımı boyamayacağım. Yani bırakıyorum şuraya kadar falan zaten kendi saçım. Bırakacağım kendi saçım uzasın. Sorun ne biliyor musunuz? Sorun kışlığımın olmaması. Gerçekten bir tane crop blazer ceketim var. Bir tane deri ceketim var. İki tane de gömleğim var. Uzun böyle üstüme atabileceğim. Ne bir sivit, hiçbir şey yok. Yani deri ceket için fazla sıcak, evet. Bilmiyorum. Birkaç gün çekmedim. Yani bir şey çekmedim yani. Birkaç gün sonra tekrar bir şey çekiyoruz. Saçlarım dökülüyor. Şampuan ve saç spreyini aldım. Bu saçımın daha hızlı uzaması için. Ama bunda da dökülme karşı sprey tonik diyormuş. Ama bu saçı uzatıyor yani bayağı. Kullanmayı saç bakımı yapmıyorum. Çünkü sınava çalışmaya başladım. Böyle test kitaplarım falan aldım birkaç tane. İşte böyle not falan çıkarıyorum. Bu arada çok tatlı defterler aldım. Onları da göstereyim. Bir görüşmemiz var işle ilgili. 3 saat kadar. Ama ne bileyim ufak ufak işte hazırlamayayım dedim. Eczaneden vitamin alıp her sabah vitamin içeyim diyorum. Çünkü gerçekten hasta olmak istemiyorum. Çok güzel bir şekilde meyve yiyorum. İnanılır gibi değil ama yani abur cubur yemiyorum. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Yani çok çok aşırı nadir haftada bir gün falan böyle kendime film günü yapıyorum. Onu da her hafta yapmıyorum. Çünkü çok film izleyen biri değilim. Ama böyle çok arada aşırı böyle canım sıkıldığı zaman film günü yapıyorum. O zaman böyle bir meyve suyunu yanına yemek için yemiyorum. Yani ne yiyorum? Kek ya da böyle cips. Onun haricinde gerçekten yemiyorum. Bir gelişme bilgi vermek istedim. Neden bilmiyorum. Çok gerekli miydi? Hayır. Evet, bu da ders çalışma gözlüğü. Bunu bana doktor, yani ben ne zamandır gözlük takıyorum? İyileşti mi gözlerim? Hiçbir bilgim yok. Ama hala bunu taktığımda daha rahat okuyorum. Thank you.
Günaydın. Şimdi evden çıkacağız. Tabii elimden şimdi değil hani benim. Kafamda bir kombin oluşturdum. Yani hep geceleri oluştururuz ve sabah kalktığımızda asla hayal ettiğimiz gibi olmaz ya. Ama çok basic bir kombin. Yani yakışmama ya da işte ay hayal ettiğim gibi olmadı gibi bir ihtimal yok. Böyle bir jean var. Bu işte... burada modeli yazıyor ya, 400 bir şey. Jean var, normal, dümdüz. Bir jean. Ya çünkü havalar gerçekten bir anda çok soğudu. Aslında gün içinde soğuk olmuyor ama şu an saat 8 ve bu saatte yani ben şu an dışarı çıksam donarım. Etiketi bile duruyor. Shimano'dan böyle bir üst almıştım. Ben bu markanın kumaşlarını çok beğeniyorum. Kimono falan da almıştım buradan. Hani bir şeyler beğendikçe gidip alıyorum ve bilmiyorum yani kumaşları çok yumuşak. Yani her kıyafetin kumaşı aynı değil. Yani hepsinde her kıyafeti için söylemiyorum ama genel olarak yani aşırı yumuşacık. Bayağı seviyorum. Bekleyin. Böyle topuklu botlarım var. Bir de dedim bot giyerim siyah. Bitti. Olmaz. Botlar Bershka'ydı. Bir de zaten şu hepimizde olan Zara'nın bu deri ceketi. Düşündüm. Ama çanta asla uyduramadım ben bu kombine. Bakın şimdi yine Bershka'dan şöyle bir çanta almıştım. Benim yerime bir başkası olsa bence net bu çantayı alır. Bu kombin çantası bu. Benim çantalarım içinden. Ama ben büyük çanta takmak istemiyorum. Daha dün taktım ve bir de bir şeyler falan aldım böyle. Ellerim şey oldu böyle hani büyük çanta poşet daraldım. İstemiyorum. Küçük bir çanta istiyorum. Küçük çantalarımda da en uygunu şu. Buna da hiçbir şey sığmıyor. Hani yani istemiyorum. Bir çantam var, onu alsam çok sırıtacak. Siyah bir çantam var, onu alsam o da çok sönük bir çanta. Göstereyim size. Bakın şimdi. Siyah çantam şu. Bayağı sönük kalıyor öyle bir konu. O botu giyip bunu mu takacaksın? Çok kötü. Yani şu var. Yine de ya bu da aynı şekilde. Bunu alacağım, az önceki krem rengini alırım. Onu galiba Palermo'dan almıştım. Bu da Guess. Yani aynı şekilde bunun da içi çok küçük. Yani ben yine 3-5 parfüm, makyaj bir şeyler sılsın istiyorum yani. Aa şu var. Bunu alalım mı? Bunu unutmuşum ben. Bu da sıçtım mı iyice ben? O olmaz, bu olmaz deyip. O filmlerde hep böyle deniyor. En kötüsünü seçiyor. Onu mu yaptım şu an? Of! Yani bu videoları sürekli evde çekmekten ben de memnun değilim. Ben de size dışarıda göstermek istiyorum. Ama yani dışarıda işim oluyor. İşim varken nasıl video çekebilirim, pardon. Ben bir tribe girdim, pardon. Şimdi. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Aldıklarımı göstereceğim ve direkt pijama giyip yatacağım. Ay öncelikle çanta aldım. Sonra bunun satıldığı yere girdim. Orada ayakkabı falan da satıyordu. Ayakkabı da aldım. Böyle bir gösterme şekli yok ama ayakkabı bu. Çok üşendim, kalkamayacağım. Kusura bakmayın, ayakkabıyı güzel gösterdim. Üşeniyorum. Şu an hani şurada poşet var. Tüm aldıklarımı tıktım. Yani. Ama ayakkabım siyah ya. Kahverengiyi kombinlemek için size üstümün de kahve olması lazım. Şu an kahverengi üstüm yok. Ama şöyle bir şey aldım. Bu tam kahve değil, bu sayılmaz. Buna uygun benim bir kazağım var. Yeni aldım. Onunla bu çok güzel olur. Süvene girmişken de orada benim bir tane kokum var. Çok sevdiğim. Bir de onu aldım. Ne güzel ki ben bunu bu yaz keşfettim. Dedim bir de bir üst aldım. Onu da gösterdim mi bu video? Of! Ya o üstte falan çok güzel olacağını düşünüyorum. Böyle bir etek. Bir ceket yeni o kadar da değil. Sandım. Bir de normal gri bir eşofman aldım Alex'tan. Ay çünkü gerçekten eşofmanım yok. Bu arada gerçekten. Şurada onu da göstereyim ve bu eziyet bitsin. Çok önemli bir şey göstereceğim.
Bayağıdır elimde yıkıyorum. Ay ben bu arada bir şeyler daha aldım da onları göstermek istemiyorum. Artık sıkıldım yani, çok uzadı. Onu aldım, bunu aldım. Aldım işte yani. Biraz dolaşıyordum. Onu aldım, bunu aldım. Aldıkça aldım yani. Siz böyle yapmayın. Bence hiç doğru değil. Bir süre gerçekten asla alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Küp, iki küpe değil, bir küpe bu. Hayır. Böyle. Kızıltılar benim çok hoşuma gitti. Part of the soul is at home.